Yurtta Sulh Konseyi ulusumuz adına yönetime el koymuştur. Türkiye bu tür ayaklanmalarla bir defa ucuza satılacak bir ülke değil. Kardeşim, sen parmaklıklar arkasında da olsan özgürsün. Kardeşim, sen prangalara vurulsan da özgürsün. Sen Allah'a bağlandığın zaman sana kölelerin tuzağı ne zarar verebilir ki? Kardeşim, karanlığın ordularını kökten sileceksin. Ve bununla yeryüzünde bir fecir doğacak. Sen ruhunu fecrin doğuşuna teslim et. O zaman fecrin bizi uzaktan karşıladığını göreceksin. Kardeşim, sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın ve omuzundan silahını atmışsın? Söyle bana, kim fedakarlık edecek ve yaraları kim saracak? Ve yeniden sancağımızı kim dalgalandıracak? Kesinlikle kardeşim, ben savaştan yılacak değilim. Silahımı da kenara atacak değilim. Şayet kardeşim, ben ölürsem şehidim. Sen de övülmüş bir zaferle devam edersin. Muhakkak ki ben emin bir şekilde yıldızların Rabbi olan Allah'a giden yol üzerindeyim. İster beni affedin, ister beni cezalandırın. Muhakkak ki ben verilen ahde eminim. Kardeşim, benim üzerime ağlarsan, benim kabrimi o içten damlalarla ıslatırsan, ufalanmış kemiklerden kendine meşale oluştur ve ışığıyla yaklaşan zafere doğru ilerle. Kardeşim, biz ölürsek sevdiklerimize kavuşacağız. Rabbimizin bahçeleri bizim için hazırlanmıştır. Muhakkak ki o cennetin kuşları etrafımızda kanat çırpacaktır. Ebedi diyar bizim için ne kadar hoştur.